Karşımızda bir karboksilik asit türevi daha var. Sağ tarafta gördüğümüz asit anhidrit. Bunları karboksilik asitlerden oluşturabiliriz. Karboksilik asitle başlayalım. İlk adımımızda sodyum hidroksit gibi bir baz ekleriz. İkinci adımda ise açil klorür ekleriz ve ürün olarak asit anhidrit oluşturmuş oluruz. Şimdi mekanizmayı düşünecek olursak sodyum hidroksit bazdır. Hidroksit anyonu bu protonu alır ve bu elektronlar oksijene geçer. Hali hazırda oksijen üzerinde iki ortaklanmamış elektron çifti var. Ürün olarak da karboksilat anyonu oluşur. Burada oksijenin bu şekilde üç ortaklanmamış elektron çifti olacaktır. Oksijenin eksi bir formal yükü olur. Bu mor renkte elektronlar karboksilat anyonu oluşturmak için oksijene geçmişlerdi. Bu da nükleofil görevi görecek. Evet. İkinci adımda açil klorür ekliyoruz. Açil klorürümüzü çizelim. Bu elektrofilimiz olacak. Peki sizce neden? Oksijenimiz var ve bu karbondan elektron yoğunluğunu çekecek. Çünkü oksijen karbondan daha elektronegatifti. Bunu aynı zamanda bu klor da yapar. Klor da karbondan daha elektronegatiftir. Yani elektron yoğunluğunu çeken iki şeyimiz var. O zaman bu karbon kesinlikle elektrofiliktir. Elektrofilimize saldıracak olan bir nükleofilimiz var. Nükleofilimiz elektrofilimize saldırır ve bu elektronlar oksijenimize geçer. Şimdi nükleofilik saldırının sonucunu görelim. Oksijene çift bağlı karbonumuz olur. Ardından bu aşağıdaki oksijen de bu karbona bağlıdır. Yukarıda da 3 ortaklanmamış elektron çifti olan ve eksi bir formal yüklü başka bir oksijenimiz olur. Klor ve reüsü grubunu da unutmayalım. Bazı elektronları takip edersek buraya ortaklanmamış elektron çiftlerini koyalım. Mor elektronlar oksijen ve karbon arasındaki bağı oluşturur. Ardından buradaki elektronların oksijenimize eksi bir formallük vermek üzere geldiklerini söyleyebiliriz. Sonraki adımı düşünelim. Klorür anyonunun harika bir ayrılan grup olduğunu biliyoruz mavi elektronlar buraya gelerek çift bağımızı yeniden oluşturursa bu elektronlar klora geçerek klorür anyonlu oluştururlar ki bunun bir ayrılan grup olarak tek başına kararlı olduğunu biliyoruz. Oksijenimiz ve ortaklanmamış elektron çiftleri var. Bu şekilde karbonilimizi yeniden oluşturduk. Klorür anyonumuz ayrılan grubumuzdu. Yani şimdi R üssü grubumuz var ve asit anhidritimizi oluşturduk. Bu R gruplarını aynı veya farklı yapabiliriz. Böylece karışık ve simetrik anhidrit oluşturmak için farklı yöntemler uygulamış oluruz. Bir örnek ele alalım. Asedik aside bakalım ve iki farklı tepkime gerçekleştirelim. Öncelikle asedik aside tiyonil klorür ekleyeceğiz ve tiyonil klorür eklenmesinin karboksilik asidi açil halojenüre dönüştürdüğünü görmüştük. Şimdi karboksilik asidin açil halojenine dönüşümünü gösterelim. Bu asidik asidi alıp ayrı bir tepkimede sodyum hidroksit ekleyebiliriz. Bu durumda hidroksit bu protonu alır ve bu elektronlar oksijene geçer. Biraz yukarı kaydıralım. Daha önce bahsettiğimiz mekanizmayı görebilelim. Bu durum sodyum asetat oluşturur. Oksijendeki ortaklanmamış elektron çiftlerini ve eksi bir formal yükü unutmayalım. Bir de Na artıyı da ekleyelim. Bu oksijenin zaten iki ortaklanmamış elektron çifti önceden vardı. Evet. Şimdi önümüzde yukarıda bahsettiğimiz durum var. Karboksilat anyonumuz nükleofil görevi görür ve açil klorür üzerindeki elektrofilik karbona saldırır. Bu karbona saldıran elektronları gösterebiliriz. Bu elektronlar oksijene geçer ve ardından çift bağımızı yeniden oluşturmak için geri gelirler. Buradaki elektronlar da klora geçer. Ve şimdi ürünümüzü çizebiliriz. Bu mekanizmada neler olduğunu düşünerek ürünümüzü çizelim. Ürünümüz simetrik anhidrit olacak. Sağ tarafta oksijenimiz ve burada da R grubumuz var. Bu sefer R gruplarını düşünelim. Bu R grubu bir metil grubudur. Bu oksijeni bu oksijen olarak düşünebiliriz. Açil klorürün bu kısmını ise nihai ürün olan asit anhidritin bu kısmı olarak düşünebiliriz. Bu asetik anhidrittir ve üniversitedeki kimya laboratuvarında çok yaygın bir şekilde kullanılır. İşte asit anhidrit böyle hazırlanıyor. Asetik anhidrit oluşturmanın bir başka yoluna daha bakalım. İki karboksilik asitle başlayabiliriz. Bu ikisi de asetik asittir. Yani aynı karboksilik asit söz konusudur. Yüksek ısı uygularız ve bu sefer de dehidrasyon tepkimesinden yararlanırız. Su molekülü olması için birinden OH, diğerinden hidrojen gideceğini düşünebiliriz. Su molekülünün kaybı yani dehidrasyon tepkimesini bu şekilde belirtelim. Molekülün bu kısımlarını birleştirebiliriz. Yani bu kısmı ve bu kısmı alıp yan yana koyarız ve gördüğünüz gibi yine asetik anhidrit olur. Hadi bunu çizelim. Dehidrasyonla asetik anhidrit oluşturmuş oluruz. Bu yöntem her zaman en iyisi değil. Yani asetik asitte işe yarar. Fakat çoğu karboksilik asitte işe yaramaz. İşe yarayabileceği bir durum daha var. Ona da bakalım. Bu fitalik asit. Yani bir dikarboksilik asit türü. Buna ısı uygularken bir önceki tepkimede olduğu gibi yüksek ısıya ihtiyacımız yok. Bu ısının derecesi bundan daha yüksekti. Fakat o kadar ısı olmasa da yine de anhidrit oluşturabiliriz. Dehidrasyonu yani birinden OH, diğerinden H OH gittiğini düşündüğümüzde ürünü buraya çizebiliriz. Benzen halkamız oluşur ve ardından böyle bir anhidrit elde ederiz. Yine su kaybı oldu yani eksi H2O. Bu asit anhidrisin adı fitalik anhidrit olur. Çünkü fitalik asitten türemiştir. 5-6 elemanlı halka oluşturmak için bu mantıklı bir yöntem. Bu durumda 5 elemanlı bir halkamız var. Karbon, oksijen, karbon, bir karbon daha ve bir karbon daha. Bu tepkime 6 elemanlı halkalarda da işe yarar.